Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Ekonomi rüzgarı başlıyor. TÜİK bu yılın 3. çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre ülke ekonomisi 3. çeyrekte %5.9 büyüdü. Böylece ülke ekonomisi üst üste 13 çeyrek büyümüş oldu. 2023'ün Mayıs ayında Cumhurbaşkanı bir yıl boyunca aylık ortalama 25 metreküp'e denk doğalgazın ücretsiz verileceğini açıklamıştı. Dün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, doğalgazın 2024 Nisan ayına kadar ücretsiz olacağını söyledi. Ekonomik olarak zor dönemlerden geçtiğimiz bu günlerde geçim sıkıntısı insanları epeyce zorlamaya başladı. 2023 yılı için çalışan bir vatandaşın günlük yemek ücreti 121 lira olarak belirlenmişti. QNB Finansbank üst yönetimi hayat pahalılığı nedeniyle çalışanların günlük yemek ücretlerinde 5. defa güncellemeye gitti. Alınan yeni kararla çalışanların yemek ücretleri günlük 230 lira olarak belirlendi. Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişinin dolandırıldığı Seçil Erzan davası gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Fatih Terim Fonu adı altında ünlü futbolcular 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 lira tutarında dolandırıldı. Bankacı olduğu bilinen Seçil Erzan'ın ise 226 yıl hapsi isteniyor. Konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olayın fon değil dolandırıcılık olduğunu söyledi. Gençler arasında bağımlılık haline gelen birçok kişinin de neredeyse tüm mal varlığını kaybetmesine neden olan kumar sitelerine yaptırımlar geldi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü bu yıl 95.353 yasa dışı bahis ve kumar sitesini kapattırdı. Söz konusu sitelerin menşe ülkesi olarak ilk sıradaysa 43.409 site ile Amerika yer aldı. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.